خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلس قرآن د به حکم خدا جغیری وی دلالت هنک کافر جید بیجن حکم تمام ایملت لورا ام کافر نخازن دولت ببشریعت. Müslümanı Allah-u Teala'nın iki dünya, on dünya büyüklüğünde bir mülk verecek. Ya bugünkü şartlarda şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar 20 sene faize bulaşıyor, Allah'a isyan ediyor, haram işliyor, cürüm işliyor 100 metrekarelik bir ev için. Sonuçta o 100 metrelik karelik ev onu binlerce yıllık cennetten ediyor. Binlerce, on binlerce yılından ediyor. Sonuçta o haramın içerisinde kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği hayrın da Allah katında itibar edilecek bir yanı yok. Çünkü yaptığı fiil Allah'a isyan olan, Allah-u Teala'ya harp ilan ettiği bir fiildir. Allah'ın hoşnut olmadığı ve Allah-u Teala yeryüzünde zulüm olarak gördüğü en iğrenç günahlardan biri faiz kavramıdır. Çünkü faiz sömürüdür. Bugün emperyalist bankalar ve Siyonizmin kontrolünde tek elinde dünya genelinde 5-6 ailenin elinde bulunan bankalar dünya nüfusunun gelirinin %90'ını emiyor, vakumluyor, çalıyor, insanları sömürüyor. Ve onlar servetlerine servet katarken, zenginliklerine zenginlik katarken fakirler sürünüyor. Hem Allah-u Teala isyan etmiş oluyorlar hem 2 metrekare, 100 metrekarelik bir mülkiyet için dünya kadar vebal ve günah alıyorlar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam evet insanların hepsi mutlaka cehenneme girecek. Herkes girecek. Çünkü Kur'an'da mutlak olan emirdir. Mesela cennetten bahsetmek isterim. Edeceğiz de ama cehennem konusu mutlaktır. Emin olun buradaki hepimiz, ben de dahil olmak üzere, hepimiz mutlaka cehennemi göreceğiz. Kimin kalıp kalmayacağını Allah-u Teala hükmedecek. O Allah-u Teala'nın nezdinde gaybi bir meseledir. Yalnız cennete girecek olan belki biz burada ilk etapta, ilk böyle derseniz ki hiç cehennem görmeden cennete girecek belki bir iki kişi çıkmaz. Onun için insanoğlu ne kaybettiğini değil, neye uğrayacağını bu dünya hayatında göz önüne getirecek ki ona göre davransın. Her işlediği haramda cehennemi gözünün önüne getirecek ve diyecek ki sen bunu bunun için mi yapıyorsun? Peki öldüğün zaman Allah-u Teala'nın huzuruna çıkma mutlak iken sen nasıl bu kötü fiili, bu haram fiili işliyorsun? İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani mutlaka mümin olan, ehli kıble olan, ehli iman olan, kendisi şirk fiili, küfür fiili işlememiş, yeryüzünde çok zulümde, zorbada, istibdatta bulunmamış bir adamı mutlaka cennetten cehennemden çıkarılacağını, cennete gireceğini, hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Allah-u Teala'nın yeryüzünde insanlara, özellikle iman edenlere, Müslümanlara en büyük lütfu, en büyük lütfu onların Müslüman olarak dünyaya gelmesidir. Herhalde bunun üzerine bir lütuf yoktur. Sonuçta eğer Allah-u Teala inanıyorsan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resul ve Nebiliğini kabul ediyorsan, imkanın dahilinde de görevlerini yerine getiriyorsan, senin mutlaka bir gün cehennemden azat olma, kurtulma şansın var. Ama kafir için, Yahudi için, mülhid için yani ateist için, deist için, Allah-u Teala'nın hükümleriyle alay eden, Allah'ın şeriatına küfreden, hakaret eden, o Fransa'da, Hollanda'da, Avrupa'da kalkıp da Kur'an yakan, Peygamber aleyhissalatü vesselam karikatürlerini çizip Peygamber aleyhissalatü vesselam için sosyal medyada sümme aşağı her türlü sapık iftiralarda, her türlü çirkin söylemlerde bulunanlar gibi olmayacak. Onlar için ebedi cehennem vardır ve öyle bir cehennem ki kurtuluşu olmayan bir cehennem. Hiçbir zaman onlar cehennemden azat olmayacak. Hiçbir zaman onlara ölüm isabet etmeyecek. Ne dedik başta? Dedik ki Allah-u Teala kıyamet günü mahşer meydanında bütün cinler ve insanları topladıktan sonra bir melek, nidacı bir melek, münadi, nida eden yani seslenecek. Herkese sesini duyuracak şekilde seslenecek. Bir melek önünde iki koçla belirecek ve diyecek ki ey cennetlikler ve ey cehennemlikler, cinler ve insanlar, Allah'ın imtihan için yarattığı bütün varlık ve canlılar iyi dinleyin. Allah-u Teala ölümü öldürdü. Ölüm diye bir kavram illel ebed yok. Herkes burada bundan sonra ebedi sonsuz bir hayat sahibidir. Velev ki cennet, velev ki cehennem. Hiç fark etmez. Artık sonsuzluk var.
İkinci defa bu sefer cehennemliklere yeryüzünde Allah'ı inkar eden, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın diniyle alay eden, her gün o kokanalar, öyle din düşmanları, şeriat düşmanları, Allah'ın şeriatına laf gelince böyle kinlerinden kuduranlar, onlara da aynı melek diyecek ki, ey cehennemlikler, Allah ölümü öldürdüğü gibi artık sabrı da öldürdü. Sizin için de ilel ebed cehennem olduğu kadar hiçbir zaman da sabır yok. Hiçbir zaman tahammül edemeyeceğiniz, sabredemeyeceğiniz bir azap sizi bekliyor. Zaten onlar için bu yetiyor. Bu azap yetiyor yani. Bu azap onlar için yetiyor da artıyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıkarılacak Müslümanlarla alakalı olarak şöyle diyor. Cehennemlik olanlardan ateşin en son çıkacak ve cennete en son girecek kimseye iyi biliyorum. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam haber vermiş. Hazreti Abdullah ibni Mes'ud'dan, Ebu Zer el-Gıfari'den, Cabir bin Abdullah'tan, Ebu Sa'id el-Hudri'den ve bu tarzda Ebu Hureyre'den ve nicelerinden bu rivayetler vardır. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam demek ki söylemiş. Diyor, kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemden mutlaka çıkarılacaktır. Ebu Sa'id el-Hudri dedi ki, kim bunu doğruluğundan şüphe ediyorsa Kur'an'daki yani Nisa 40. ayet-i kerimeye baksın ki orada Allah-u Teala hiç kimse zerre kadar bir haksızlığa uğramayacaktır. Yani kim zerre-i miskal kadar bir iyilik yaparsa onun karşılığını, kim bir zerre-i miskal kadar bir haram işlerse onun karşılığını göreceğini, herkes ne ekerse onu biçeceğini açık ve net olarak söylüyor. Onun için yani Nebi aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak diyor, cehennemden en son çıkarılacak adam iki dünya mülk verilecek. Peki imanını şu dünyada paraya satmayan, kadına satmayan, makama satmayan, dünyalık hevasına, hevesine satmayan ve gerçekten mahşerde affedilip cennete sokulan ne kadarla karşılaşacak? Onu sizin aklınız almaz. İnan bir fakire deseler ki hiç kira ödemeyeceksin. Hiç elektrik su faturan yok. Hiç pazar giderin yok. Kral gibi sana bir çiftlik vereceğiz. Onun için bile o adam gece gündüz ibadet eder. Ama Allah-u Teala Karun'un, Firavun'un, Nemrud'un ve yeryüzündeki bütün zenginlerin o mala ve makama mefkiye tapıp dünyayı sömürenlerin bile hayal edemeyeceği bir mülkü en fakir Müslümana verecek. En gariban, en zayıf adama verecek. İki dünya büyüklüğünde bir mülkün hangi zengin, hangi insan tazavvur edebilir, hayal edebilir? İçinde 70 bin saray, her sarayın 70 bin odası, her odasında 70 bin odası, her odasında 70 bin sofra, hiçbir sofradaki meyvenin, yemeğin çeşidinin öbürüne benzemediği, sürekli sıcak olan ve cennetteki nimetler, ağaçlar, cennetteki vadiler, şelaleler, hayal, yani böyle tabloluk görüntüler, bazen böyle sosyal medyada, Twitter'da, orada, burada millet geziyor, dünyanın güzel yerlerini gösteriyor. Emin olun ki cennetteki en çöp yer ondan daha güzeldir. En çöp yer. Düşünün ki bir insan için gam yoksa, keder yoksa, üzülmek yoksa, sıkılmak yoksa yetiyor. Yani daha ne isteyecek? Tabi kanune gibi gire, gayri kanune Kur'an. Her kanune ki dine ke, evcid bin jidine van. Gerek Müslüman şiyar bin, ne khabin be van hile van. Kur'an-u Kabe jimera, ne çankaya u put meclisi. Kur'an-u